Çarşamba sabahından günaydın sevgili ETV izleyicileri. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. 8 Eylül Hastanesi dermatoloji uzmanı Doktor Hasan Hemmati bizlerle birlikte olacak ve bugün kök hücre yani PRP tedavisi hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Bizlerleyiz. Kırmayıp geldiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bugün çok güzel bir konuya değineceğiz. Kök hücre PRP tedavisinden bahsedeceğiz. Öncelikle kök hücre tedavisi ve PRP nedir? Nasıl uygulanır? Bunlarla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Teşekkürler. Şimdi PRP platelet rich plazma dediğimiz yani trombositten zengin plazma özellikle travma sonrası yara iyileşmesinde doğal olarak vücut kandaki gezen trombositler yara olan bölgeye gidip o bölgedeki pıhtılaşma kanamayı durdurup ve o bölgedeki kanlanmayı arttırarak yaranın iyileşmesini sağlayan bir tedavi yöntemi. Aslında biz organizmayı taklit ediyoruz. Yani organizmada zaten normal yaşamda bu gibi olaylarda trombositler vücutta serbest bir şekilde geziyor. Ve böyle bir hasar olduğu zaman gidip orada gereken işlemleri yapıyor. Bizim yapacağımız iş organizmayı taklit ederek oraya bir tane trombosit gönderiyor organizma. Biz ortalama 10 civarında trombosit göndererek oradaki yara iyileşmesini hızlı bir şekilde sağlıyoruz. 1 mililitre kanda ortalama 150 bin, 400 bin civarında trombosit sayısı var. Bu trombosit sayısı biz bu işlemde 1 milyona kadar çıkartıp ve böylece o bölgedeki işte gençleştirmede, işte saç dökülmesinde ve yara tedavilerinde, iyileşmeyen yaralarda veya cilt sarkmalarında uyguladığımız basit bir işlem. Yapılacak işlem hastadan belli bir sisi kan alınıp santrifüj dediğimiz bir cihazdan belli bir işlemlerden geçirdikten sonra hastanın kendi kanından alınan plazma dediğimiz ürünü tekrar hastaya enjekte ediyoruz. Bu enjeksiyon şekli ya mezoterapi şeklinde derma içerisinde cildin en alt katmanında yapılıyor veya noktavari şeklinde o bölgelere tekrar enjekte edilebiliyor iki şekilde. Bu gibi hastalarda ortalama 5 cc veya işte o 8 cc kan alınıyor. Bu kan aslında kanın rengini veren eritrosit tüpün steril koşullarda alınıyor bu işlem. Kapalı tüplerde alınıyor. Kanın rengini veren eritrositler tüpün altına çökerek ki bu kanı alındıktan sonra santrifüj makinesine koyuyoruz. Ortalama 15 dakika süreyle 3000 devirde eritrositler kanın rengini veren hücreler çöküyor. Plazma dediğimiz ki plazmanın içerisinde trombosit var. Trombositin içerisinde kök hücreler var. Biz bu kök hücreleri yine steril bir şekilde enjektörlere çekerek 0.5 ml'lik DNA aktivatörüyle karıştırarak hastaya enjekte ediyoruz. Enjekte edilen bölgeler genellikle ortopedi uzmanları özellikle romatizmal hastalıklarda, gonartrozlarda, tendon hasarlarında, iyileşmeyen yaralarda, uzun süre devam eden ağrılarda, beyin cerrahları özellikle bel ameliyatlarında ki onların PRP şekilleri daha farklı, daha sistemli bir şekilde alınıp uygulanıyor. Artı kadın doğum uzmanları kendi branşlarında yine aynı şekilde uyguluyorlar. Özellikle kozmetolojide daha fazla bölgelere yapılıyor. Mesela uygulanacak bölgeler örneğin hastanın el sırtında veya dekolte bölgelerde, boyun bölgesinde, işte çene bölgelerdeki çöküklerde, sarkıklarda, yüzeyel kırışıklarda, göz torbalanmalarında, bu özellikle gözaltı morluklarda ki bayanların büyük sıkıntıları, bu gözaltı torbalanmaları veya gözaltı lekeler, mor lekeler kimi hastalarda genetik oluyor. Mesela
polikliniğe çok başvuran hastalar oluyor. Hı hı. İşte doktor bey göz altında mor lekeler var veya göz altında torbalanmalar var. Bu gibi hastalarda rahatlıkla iğne şeklinde PRP uygulanabiliyor. Gözaltı torbalanmalar genellikle elastik dokudan kaynaklanan, hastanın genetik yapısı, evet, hastanın yatış pozisyonu, hastanın beslenme pozisyonu hepsi etkili. Gözaltı morluklar ya hastanın genetik yapısında bir, annesinde babasında diğer aile fertlerinde bir mor lekeler oluyor veya yapısal bozukluklar vardır. Genellikle gözaltı morluklarda dolaşım bozukluğu oluyor. Evet. Zaten PRP ile de biz o dolaşım bozukluğunu ortadan güzel kaldırıyoruz. Ortalama bu gibi hastalarda 3 ile 4 seans bu işlem uygulanıyor. İşlem çok fazla ağır olmuyor. İlk başta bir lokal anestezi uygulayabiliyoruz. Kapalı bir şekilde atıyorum. Evet. Hastanın yüz bölgesinde. İğne acısı kadar. Tabii iğne acısı kadar. O iğne acısını da minimal düzeye indiriyoruz. Oklozif tedavi dediğimiz anestezik merhemler vardır. Evet, anestezik kremler vardır. Onları sürüyoruz ve yüzünü kapatıyoruz hastanın, evet, oklozif tedaviyle. İnce bir streç naylonlarla. 15-20 dakika sonra işleme başlanıyor. İşlem kısa süre, yarım saat içerisinde kanın alınmasıyla yapılmasının tüm süresi yarım saat içerisinde tüm işlemler bitiyor. Etki süresi hemen başlar hastada. Evet. Hastada daha canlı, daha parlak bir görüntü elde ediliyor. Tabii ki bir seansla olmaz. Ortalama 2 haftada bir uygulanır bu seans sayılarımız. 3 ile 4 seans ve bilemediğimiz 5 seans yapılır. Süre olarak 1 yıl devam ediyor. Etki süresi 1 yıl devam ediyor. O 1 yıl içerisinde yine gelip gidiliyor mu? Yani 6 ay sonra tekrar bir seans yapılabilir. Ve 1 sene sonra tekrar bir kür yapılır. Bir kür de eşittir 3 ile 4 seans şeklinde. Evet. Peki hocam, bir yıl içerisinde bu işlem tamamen bitiyor, tekrar ihtiyaç duyulabiliyor mu? Yani seansların sayısı bittikten sonra bir 6 ay tekrar bir defaya mahsus yapılabilir. Evet. Bir defa uygulanabilir. Ondan sonraki tabii ki hastaya bağlı bir şey. Hı hı. Hasta kendine iyi bakması lazım. Ultraviyole bizim hastalar genellikle kışın pek güneş koruyucu kullanmazlar. Nasıl olsa kışın yağmur güneş yağıyor. Yok diyoruz ama aslında yanlış tabii bu. Ancak tam tersi özellikle bulutlu havalarda ultraviyole A ışınları, özellikle kışın ultraviyole A ışınları, ultraviyole A ışınları da kırışıklara yol açar. Evet. Yazın hem A hem B ışınları geliyor. Hem kırışıklık hem lekelere yol açıyor. Onun için her iki dönemde en azından kışın bir defa, yazın 3 saatte bir güneş koruyucu yenilebilir kullanması lazım. Gerekiyor bu gibi. Olaylar. Hocam peki bu işlemi yapmadan önce tahliller gerekiyor mudur? Mesela direkt hemen bu işleme geçilmiyordur. Bunun öncesinde hastaya nasıl tahliller yapılıyor? Rutinde herhangi bir tetkik yapmıyoruz. Ancak hastanın trombositlerle ilgili bir sıkıntısı varsa, tabii ki bu anamnez konuşma sırasında ortaya çıkar. Trombositlerle ilgili bir sıkıntı var mı? Veya hastanın geçmişinde bir kanser olayı varsa zaten direkt bu tedaviyi almıyoruz hastayı. Evet. Onun dışında rutin zaten dermatoloji başvurulduğu zaman atıyorum lekelerle ilgili veya göz morluklarla ilgili, torbalanma ile ilgili, hastada karaciğerle ilgili veya işte kansızlıkla ilgili sıkıntı varsa, atıyorum hastanın anemi var, demir eksikliği var, göz altında morluklar var, lekeler var veya torbalanmalar var. Muhakkak rutin bir biyokimya testi yapılıyor. Evet. Hocam peki kök hücre tedavisi, cilt yenileme konusunu biraz daha açabilir miyiz? Cilt yenilemede neler yapılıyor? Nasıl sonuçlar alınıyor? Sonuçta ultraviyole ışınlarına bağlı ciltte bir yaşlanma olayı başlıyor. Yani cildin yüzeyel tabakası, daha doğrusu cildin derma tabakası yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Evet. Yağ dokusu kayboluyor belli bir yaştan sonra. Yaş, cilt yani, yaşlanıyor. Değişiyor. Cildin rengini veren hücreler, savunma hücrelerimizde, melanosit hücrelerde sayı olarak azalır, boyut olarak büyür. Ve cilt parlaklaşır, cilt kurur, suyunu kaybeder. Evet. Suyunu kaybettikten sonra da yaşlanma belirtileri, kırışıklar, sarkmalar, çöküklükler, renk değişiklikleri ortaya çıkar. Hyaluronik asit dediğimiz ki esas vücudumuzun nemini sağlanması, vücudumuzun daha canlı, daha parlak görünmesi. Mesela hastalarda işte bebek gibi cildim var derler. Evet.
Özellikle bu tamamen hiyaluronik aside bağlı. Bu hiyaluronik asit belli bir yaş sonrası kaybolur. Yani evet. Bir 15-20 yaşındaki bir insanla 50 yaşında, 60 yaşındaki veya 80 yaşındaki bir insanın değerisi çok farklı olur. Evet. Ve böylece insan vücut sıvısı kayboluyor. Hiyaluronik asit kayboluyor. Hiyaluronik asit kaybolduktan sonra kolajen doku sentezi duruyor. Kolajen doku sentezi durunca elastin dokular kayboluyor ve cilt buruşmaya başlıyor. Esas bu PRP tedaviyle, karbondioksit fraksiyonlar tedaviyle veya dermoroller dediğimiz işlemlerle organizmayı taklit ederek o bölgedeki yara iyileşmesi, travma yaratıyoruz daha doğrusu. Evet. Mesela bir dermoroller tedavi şekli var. Özellikle bu cilt kırışıklarında, cilt lekelerinde, evet, saç dökülmesinde veya cilt sarkmalarında, çöküklerde, sivilce izlerinde, doğum çatlaklarında kullanılan bir tedavi şekli dermoroller. Dermoroller makaraya benzer bir küçük bir cihaz. Üzerinde 200 civarında iğne içeren altın kaplı çelik iğneler var. Hastanın alın bölgesinde veya yüz bölgesinde kırışıklar var. O bölgeye 10 defa yatay ve 10 defa dikey olarak bir iğneleri sürüyoruz. O bölgede mikro travma şeklinde bir kanamalar oluyor. Mikro travmalar şeklinde kanamalar olduktan sonra biz dermada, yani cildin epidermis tabakası, yüzey tabaka, bir de derma tabakası var. Derma tabakasında biz travma yaratıyoruz. Evet. Ve travma yarattıktan sonra o bölgelerde işte hiyaluronik asit ortaya çıkıyor, kolajen doku sentezi ortaya çıkıyor ve elastik doku sentezi ortaya çıkıyor ve arkasından hemen PRP işlemi başlayabiliyoruz. Evet. Mesela saç dökülmelerinde de aynı işlemler yapabiliyoruz. Evet. Dermal olur, travma yaratıyoruz, mikro travmalar oluyor ve arkasından PRP'den hastadan kanı aldığımız ürünü işlemlerden geçirdikten sonra o bölgelere yedirebiliyoruz. Çünkü rahatlıkla bir travma yarattık. Tabii. Travma yaratınca vücut orayı tamir etmeye çalışıyor. Tamir ederken de o bölgeye trombosit gönderiyor. Yani ilk baştaki o PRP'nin tedavi amacı. Trombositler bu organizmaya kalırsa bir tane gönderecek. Biz bu travmayı yaratarak oraya yüzlerce trombosit gönderiyoruz. Ve hızlı bir şekilde oranın kanlanması artıyor. Elastin doku sentezi ortaya çıkarak oradaki yara iyileşmesi başlıyor. Ve daha canlı, daha parlak bir cilt ortaya çıkıyor. Tabii ki. Hocam bunun belli bir yaş sınırı var mıdır? Hangi yaşta? Her yaşta uygulanabilir. Yani mesela küçük, sivilce tedavisi var hastalarda. Evet. İşte gereken tetikler, testler yapılıyor. Gereken tedavi bittikten sonra yerinde bir takım sıkartıcılar kalıyor, tabii, izler kalıyor. Bu izlerin de geçmesini istiyorlar hastalar. O işlemlerde işte karbondioksit fraksiyonlar, lazer öneriyoruz bizim, evet, merkezimizde, evet, yapılıyor. Veya dermoroller dediğimiz işlemlerde ortalama 3 ile 4 seans, 2 haftada bir bu işlemler yapılıyor. Gerçi karbondioksit fraksiyonlar, lazer ortalama hastanın yüzünün durumuna göre, lekesini, sivilcelerin, gözeneklerin durumuna, evet, göre 2 ile 5 seansa kadar bu işlem çıkabiliyor. Tabii ki özellikle kışın uygularız bu işlemleri. Yazın karbondioksit fraksiyonu lazer çok fazla uygulanmaz. Neden pek sevilmez? Çünkü leke kalır. Leke. Güneşle birlikte, evet, leke kalır. Onun için kışın daha uygun olabiliyor diyorsunuz. Hocam peki hasta üzerine kök hücre tedavisi olumsuz etkiler yaratır mı? Mesela bu işlemde bir risk söz konusu olabiliyor mu? Bununla alakalı otonom bir tedavi. Hastanın kendi kanını alıp bir takım steril koşullarda, tabii ki kliniklerde değil, insanların elinde yapılması gerekiyor. Kliniklerde muhakkak doktor kontrolü altında, doktor kendisi yapması gerekiyor bu gibi, evet, işlemleri. Sonuçta dermaya iğne yapılıyor. Hastadan bir takım işlemler alıyor. Ve bu kanın hiçbir riski yoktur. Çünkü kendi kanınız işlemden geçirdikten sonra tekrar size aynen enjekte ediliyor. Hocam peki işlem sonucu olumlu etki ne kadardır? Hani oranlama olarak bakabilirsek genellikle istenilen sonuca varabiliyor mu? Hastanın beklentisi gerçekten oluyor mu? Şimdi bu gibi tedavilerde tabii ki hastanın cildi daha genç, daha parlak, yapılır yapılmaz hemen etki ortaya çıkıyor. Daha canlı, daha parlak, özellikle yüzer kırışıklarda, lekelerde, evet, sivilce izlerinde hastanın istenilen düzeydeki beklentisi karşılanıyor. Genelde karşılanıyor, evet, değil mi? Hocam peki saç dökülmeleri alakalı PRP işleminde nasıl bir tedavi yapılıyor? Saç dökülmesi PRP tedavisi etkileri nelerdir? Yine aynı şekilde bazen kombine, biraz önce örnek verdim, dermoroller ile birlikte de yapılabilir.
veya mezoterapiyle birlikte seanslar aralıklarla birlikte PRP olarak yapılabilir. Oradaki zayıf olan saçları daha canlı, daha parlak bir şekilde çıkarmasını sağlıyor. Evet. Yine bunlarda da aynı şekilde seans, işlem aynı şekilde yapılıyor. Ortalama 5 cc kan alınıp bir takım işlemlerden geçirilip 2 haftada bir o bölgelere enjekte ediliyor. Evet. Veya kombine bir şekilde yapılırsa daha net bir şekilde sonucu ortaya çıkabiliyor. Ürünün bir miktarını masaj şeklinde yediriyoruz. Dermaroller işlem yapılıyor, mikrotravmalar yaratılıyor ve arkasından ürünün bir miktarı enjeksiyon şeklinde cilt altında kıl köklerine nakledi yapılıyor. Geri kalan 1,5 cc'sini de masaj şeklinde yedirebiliyoruz. Hocam peki bu işlem sonrasında yani hastanın dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Tabii saç biraz daha uzun vadeli bir sonuç alınacak bir şeydir. Hani bir sene içerisinde mi sonuç oluyor? Nasıl? Bu gibi hastalarda işlem sonrası zaten yarım saat sürüyor işlem. Evet. Özellikle en az 5-6 saat hastanın yüzünü herhangi bir şey yıkatmıyoruz. Saçlarını yıkatmıyoruz. Bu gibi işlemler başlamadan önce zaten hastada bir işte aspirinle ilgili var, başka ilaçlar kullanıyorsa onları iyi anamnez alıp ifadesini alıp ona göre şey yapmak lazım. Evet. Atıyorum hastada uçuk varsa veya sivilce tırasını kullanan zorotinin, roaktan gibi ilaçlar, ona benzer ilaçlar varsa onlardan dikkat edeceğiz. Sonrası mesela özellikle karbondioksit fraksiyonu, lazer gibi işlemlerde bunlar hepsini belli bir ilacın etkisi geçtikten sonra uyguluyoruz. Havuz veya denize girmemesini öneriyoruz bu gibi hastalarda. 24 saat sonra ancak. Evet. 12-24 saat sonra girebilir. Evet. Ve 5-6 saatte yıkanmamasını istiyoruz hastaların. Evet. Hocam peki tabii saç dökülmesi için farklı mı? Aynı kadar. Aynı işlemler aynı kadar, yapılıyor. Aynı işlem. Peki işlem ne kadar sürer? Mesela saç tedavisi, dökülme ya da ekim konusunda tabii belli bir süreci var mıdır? Mesela tedavi süresi ne kadardır? Tedavi ne kadar devam etmesi gerekiyor? Tedavi süresi ortalama 4 seans, 5 seans yapılıyor. Evet. 2 haftada bir uygulanıyor. 6 ay sonra tekrar bir kür, bir seans yapılıyor bir defa. Bir kür eşittir 4 ile 5 seans veya 3 ile 4 seans. Evet. Bir sene sonra tekrar yine aynı kür tekrarlanabiliyor. Evet. Peki hocam iyileşme süreci ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? İyileşme sözü yani hastaların beklentisi genellikle organiktir. Hastanın kendi kanı alınıp bir takım işlemlerden geçirip hastaya veriliyor. Güvenilir bir tedavidir. Başka birisinin kanını alıp başka bir hastaya nakletmiyorsun. Kolagen sentezinde bir artış oluyor. Hyaluronik asit düzeyinde bir artış oluyor. Kolagen sentez düzeyinde bir artış oluyor. Elastin düzeyinde artış oluyor. Dolgu şeklinde değildir. Mesela hastaya dolgu yaparsın. Nazolabial sulcus dediğimiz her iki burun kenarındaki boşluklara veya işte kaş bölgelerinde veya kaz ayaklarındaki veya göz altındaki dolgu işlemleri yapılıyor. O bölgeler gibi değil. Evet. PRP'nin etki mekanizması. PRP'nin etki mekanizması gençleştirerek kendisini gösteriyor. Evet hocam. Hocam peki PRP işlemi kimlere uygulanmaz? Bunlarla alakalı neler söylüyorsunuz? Genellikle tromozitle ilgili, tromozit sayısıyla ilgili sıkıntısı olan hastalarda ve kanserle ilgili sıkıntı olan hastalarda uygulanmaz. Evet. Hocam bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Farklı eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sizin kendiniz mesela ciltteki yaşlanmayla alakalı farklı söylemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Genellikle işte fraksiyonel lazerle ilgili. Fraksiyonel lazer şu anda merkezimizde de uygulanıyor. Özellikle kış aylarında. Sivilce sonrası hastanın daha sarkık, daha genç görünmesi. Düşünsenize bir hasta gelip bu işlemlere giriyor. 4 ile 5 seans karbondioksit fraksiyonları lazer yaptırıyor. Hı hı. Ortalama 10 sene, 15 sene geriye doğru dönebiliyor bu hasta. Evet. Yani 10 sene öncekini kazanabiliyor. Böyle bir tedavi olanağı varsa yapılmasını da öneriyorum. Karbondioksit fraksiyonları lazerin değişik makine türleri vardır. Hı hı. Erbium glass, erbium yak ve karbondioksit fraksiyonlar lazer şeklinde. İlk erbium glass ve erbium yak lazerler genellikle yüzeyel, çok fazla beklentisi olmayan hastalarda uygulanan. Evet. Bunlarda bir mikro travma oluşturarak etkisini gösteriyor. Makinenin cilt üzerinde travma yaparak bir terminal alan oluşturuyor. Ve suyu buharlaştırarak etkisini gösteriyor. Ve böylece hastanın cildini ısıtıyor. Ve yüzeyel kabuklarda bir soyulmalar oluyor.
ve etkisi o şekilde başlar. Karbondioksit fraksiyonları lazerde iki travma arası makine genellikle nokta şeklinde mikro travmalar yaparak etkisini gösteriyor. İki nokta arasında bir sağlam doku var. O sağlam dokudaki trombositler, PRB'deki bahsettiğimiz trombositler yine kök hücre ihtiva ediyor. Kök hücre salgılanıyor. Oradaki kök hücreler lazerin yaptığı travmayı gidip iyileştiriyor. Şeye benzer, nasıl insan yere düşer, bir yere sıyrılır, yara olur, daha sonra trombositler gider oraya damarlanmayı arttırır, yarayı kapatır. Biz organizmayı taklit ediyoruz lazerle ilgili, karbondioksit lazerle ilgili. Ve o bölgede travma yaratıyoruz. Vücut da oraya gidip oradaki tamiri yapıyor. Yaptığımız işlem bu. O bölgelerde gençleşme oluyor. Tamamen doğal aslında. Tamamen yani doğal. Kendi hücreyle kendisi tamamlıyor gibi bir durum oluyor değil mi? Ortalama bu gibi olaylarda %30 kolagen dokuda, yani dermadaki bulunan bir kolagen doku dediğimiz bizim vücudumuzun daha canlı, daha parlak, hyaluronik asitten dolayı daha parlak tutmasını sağlayan bir doku. O dokuda bir kasılma olayı oluyor. Kasılma olayı olduktan sonra zaten %30 oranında hastanın cildinde bir gerginleşme oluyor. Cildinde belli bir süre sonra bir parlaklaşma oluyor. Özellikle kırışıklarda, lekelerde bir iyileşme, sivilce izlerinde bir iyileşme oluyor. Tabii ki bu etki hemen başlamaz. Birinci seansın etkisi 3 ay sonra başlar. Çünkü bir kolagen doku salınımı ancak yerine gelir. Bu seans sayıları ayda bir olduktan sonra 6 ay sonra hastanın yüzü pırıl pırıl bir yüze sahip oluyor ve 10 sene gençleşiyor bu gibi hastalar. Hocam o gençleşme kalıcılığı kaç yıldır mesela? Ne kadar süre verir? Yaşlanmayı önleyemezsin. Tabii ki. İşte doğduktan sonra benim süre sonra hücrelerde yıpranma başlıyor. Tabii ki hastalar işte nemlendiricisini, güneş koruyucusunu, beslenmesini, stresini hepsini sigara içmeyecek. Sigara kesinlikle. Zararlı şeylerden uzaklaşacak. Daha uzun süreli kullanabilir o zaman evet. Bu cildi. Hocam peki ameliyat olmadan, bıçak değmeden bu gençti yani bu genç görünümü bu yöntemle verebiliyorsunuz. Bu garanti var değil mi? Yani rahat tabii ki bunlar yanı sıra başka işlemler de var. Mesela ameliyatsız iplerle yüz germe tedavisi. Onu bir sonraki söyleşte ona göre bir hazırlık yapıp direkt bıçak altına yatmadan İzmir'den hasta geliyor İstanbul'da her yerde yapılıyor şu anda. İstanbul'a gidip biliyorsunuz ameliyat olduktan sonra bir ay iki ay ortaya çıkmıyorlar. Görünmüyorlar. Halbuki siz 8 Eylül'e gelip dermatoloji bölümünde yarım saatlik bir işlemden sonra bir gün sonra da rahatlıkla işine gidip başlayabilirsin. Sonra hayata devam edebilirler. Kimse de farkına varmaz. Evet. Ve özellikle göğüs kalp damar cerrahı kalp ameliyatlarında kullanılan özel iplikler var. Evet. Bu ipliklerle cildi germe tedavisi. Bunları da yapıyorsunuz siz. Tabii tabii. Germe tedavisi, asma tedavisi yapılıyor. bu işlemle bıçak altına yatmadan, anestezi almadan ağrısız bir şekilde bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Hocam peki özellikle çok bunu bilinçlendirmek açısından insanlara bu yüzden soracağım. Bu ortam yani bu işlemleri uzman kişilerin yapması gerekiyor ama bu tarz şeyler çok yaygın olmaya başladı. Her yerde olmaya başladı. Atıyorum evet. Bir güzellik salonlarına kadar birçok işlem yapılmaya başladı. Evet. Bununla alakalı sağlık sektörünün bir sıkıntı var. Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi aslında eskiden bu gibi işlemler Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürleri tarafından denetleniyordu. Çok iyi bir şekilde denetleniyordu. Maalesef şu anda belediyelere geçti bu gibi denetimler. Özellikle hemen hemen her yerde denetimsizlikten dolayı her sokak başında ki bize başvuran bir sürü hastalar geliyor. İşte doktor bey gittik, işte lazer uygulandı. Bu şekilde ikinci derece yanıklarla bize başvuran, bana diğer dermatolojik arkadaşlar başvuran bir sürü hastalar var. Bilinçli bir şekilde oradaki kampanyalara, ucuz fiyatlara kaptırmadan. Bazen hasta geliyor, işte doktor bey iki senedir lazer yaptırıyorum, hiçbir sonuç almadım. Hastanın mens döneminde gönderiyorsun, ikinci, üçüncü gününde bir hormon tetkikleri yapılıyor, ultrasona giriyor. Hastada polikistik over sendromu veya böbrek üstü bezinde kist veya tümöral bir oluşum var. Androjen hormonlar, erkek hormonları salgılanıyor ve o hormonlar da ister istemez
tüylenme yoruluyor. İstenmeyen bölgelerde tüylenme yoruluyor. Siz istediğiniz kadar bu gibi hastalara lazer yaptırın. Herhangi bir sonuç alamazsınız. Zaten yüz bölgesi sıkıntılı bölgeler. Evet. Kolay kolay lazerden sonuç alınamıyor. Bu gibi hastalarda lazer seans sayısı vermek yanlış. Evet. Çıkıncaya kadar yaptırmalarını istiyoruz. Hele hasta esmer tenliyse ve kıllar da ayva tüyü şeklinde cansız pigment içermiyorsa lazerin şöyle bir mekanizma, işlem mekanizması var. Kırmızı rengini veren melanosit hücreleri görerek etkisini gösterir. Eğer tüyler zayıfsa özellikle yüz bölgelerinde önce tüylerde sonuç verir mi? Çok zor oluyor. Lazerin sevdiği ten rengi, beyaz, kır rengi, koyu. Koyu rengi olacak. Bunlar da daha iyi sonuç alınıyor. Ve yine bu gibi hastalarda yüz bölgesiyle ilgili kesinlikle seans sayısı vermek yanlış. Yanlış. Verdiğimiz zaman da kendinizi bağlarız hastaya karşı. Evet. Ve belli bir süre sonra sıkıntı doğar. Evet. Bu gibi hastalar muhakkak bir hormon testi yapılması lazım. Tabii, muhakkak bir ultrasona girmesi gerekiyor. Özellikle adetin ikinci, üçüncü gün dönemlerinde bakılmasında yarar var. Ve ona göre bir kadın doğum konsültasyonu evet. Ve gereken ilaçları özellikle bu gibi hastalarda hormonal sıkıntı oluyor. Muhakkak en az 6-7 ay ilaç kullanması gerekiyor. Kullanılan ilaçlar eksik olan hormonlar, bayanlık hormonları, östrojen hormon evet. İçmesi gerekiyor. Muhakkak bir uzman kontrol altında. İki tedavi de bir anda yapabilecek. Ama bizim dışarıdaki güzellik merkezlerinde maalesef bu gibi işlemler yapılmıyor. Hastalar mağdur evet. Ve bir sürü sıkıntılar size oluyor. Size de geliyorlar tabii bundan. Tabii çok tabii geliyor. Yanan hastalar çok geliyor. Gelebiliyor. Ve hepsi de ikinci tedavi başlıyor. İkinci tedavi başlıyor. Özellikle cilt için. Hepsi maddiyata dayanıyor. Evet. Lazer tedavi ucuz bir tedavi değil. Evet. Piyasada kampanyalar fiyata var. Fiyata aldanmamaları işte, gerekiyor. Bitinceye kadar 1 milyara mümkün değil. Bizim seans ücretlerimizi işte kol, bacak, diğer bölgeler topladığın zaman belki onların ikinci seansına denk gelebiliyor. İki seans parasına denk geliyor. Bilinçli hastalar genellikle doktor olan yerler tercih eder. Evet. Ama tabii ki bunları bilinçlendirmek lazım. Evet. Ve denetim fazlalaşması lazım bu gibi yerlerde. Onlara bu sıkıntıyı gidermek gerekiyor. Bazı yerler var ki makineler taşınarak araba sırtında randevu alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet. İşte atıyorum, perşembe günü size gün veriyorlar. Halbuki o merkezde öyle bir makine yok. Cihazı getiriyorlar. Cihazı başka yerden oraya taşınıyor. Böyle bir evet. İşlemler yapılıyor maalesef. Yani özellikle uzman kişilere kontrolde olacak. Steril ortam, hastane evet. Ortamı olacak. Bilinçlenmemiz gerekiyor evet. Biraz da evet. Bu konuda. Hocam eklemek istediğiniz farklı bir şeyler var mı? Yavaş yavaş programı kapatacağız ama ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine farklı bir konuyla İnşallah. Halkımızı bilinçlendirmek açısından seni burada görmek isteriz. Değerli TV izleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.